Ayna, söyle bana. Ah, tüm TikTok güzellik hileleri testlerimizi geçemedi. Bazen TikTok'ta sadece komik videolar görebiliyoruz. Hmm. Mesela bu renkli dudaklı erkek gibi. Bu bir dudak yarışması falan mı? Peki biz de denesek nasıl olur? İki renkli dudak ürünü alalım. Mor ve pembe olabilir. Şeritler halinde uygulayalım. Kenarlarını koyu renk ve ortasını açık renk. Bu şekilde. Şimdi de rujumuzun eşit yayılmasını sağlayalım. İşte oldu. İki renkli makyaj yapmak çok kolay. Çok güzel. Partide güzel görünecek. Bunu kesinlikle TikTok'ta paylaşabiliriz. Onaylandı. Vay canına. Bir volkan. Ne büyük bir sivilce. Hem de en görünen yerde. Çok rahatsız edici ve canımı acıtıyor. Ne yapabiliriz? Ah, TikTok'ta göz damlalı ilginç bir bilgi var. Onu denemek için harika bir zaman. Makyaj pamuğuna göz damlası damlatalım. Sorunlu alana yerleştirelim. Bir süre sonra pamuğu kaldıralım. Vay canına, işe yaradı. Yanmıyor ve sivilce görünmez gibi olmuş. En azından selfie'de öyle. Ama bazen özel bir ürünle kusurlarımızı saklayamayız. En sevdiğimiz fondöten bizi kurtarmaya gelebilir. Eşit şekilde nasıl uygulayabiliriz? Bir süngerim yok. Parmağım da yeterince temiz değil. Peki şimdi ne yapabilirim? Mantar kullanabilirim. Evet, doğru duydunuz. Mantarın üstüne fondöten sıkalım. Nazikçe yüzümüze uygulayalım. Harika bir sonuç. Mantar makyaj süngeri %100 harika iş çıkardı. Çilleri olmayan kızlar her zaman bunun hayalini kurar. İyi ki özel filtreler var. Ah, gerçek hayatta yüzümüze filtre uygulayamamamız çok kötü. Ama harika bir güzellik hilesi var. Bir kapatıcı paleti alalım. Koyu bir tona ihtiyacımız var. Küçük bir parça alalım. Bir damla yüz nemlendirici serum ekleyelim. Karıştıralım. Şimdi de uyku maskesi yerleştirelim. Bir diş fırçası alalım. Kıllara kahverengi karışımdan ekleyelim. Cildimize bastıralım. Bu bir mucize. Şu çillere bakın. Tipi uzun çorap gibi oldum. Ünlüler dünyasında her zaman takip edilecek kurallar vardır. Ah, şu milyon dolarlık gülüşe bakın. Çok kıskandım. Ama benim de... Bir pratik bilgim var. Bunu denemeliyiz. Bir parça folyo, diş macunu ve kabartma tozuna ihtiyacımız var. Diş macunu sıkalım ve kabartma tozu serpelim. Folyoyu bu şekilde dişimize yerleştirelim. İşe yaramasını bekleyelim. Çıkaralım. Nasıl? Çok daha iyi. Bunu bir kenara yazmalıyız. Güzel ve düzgün bir cilt iyi bir makyaj için önemlidir. İhtiyacımız olan her şey var. Sadece fondöteni uygulamamız gerekiyor. Bu TikTok pratik bilgisine göre yüzümüzü noktalarla kaplamalıyız. Hadi deneyelim. Ana tonu uygulayarak işe başlayalım. Yüzümüzün tamamına noktalar yapalım. Allık ekleyelim. Koyu renk kontürle yüz hatlarımızı eşitleyelim. Kusurlarımızı gizleyelim ve güzel noktalarımızı aydınlatalım. Şimdi de noktaları süngerle yayalım. Biraz dudak kalemi. İşte oldu. Bu kontür çalışmasını hızlı yapmak için harika bir yol. Cildimiz düzgün ve parlak oldu. Randevuya mı hazırlanıyorsunuz? Saçlarınız ters bir paspasa mı benziyor? Fan ile bir pratik bilgi deneyebilirsiniz. Havayı kendimize çevirelim. Saçlarımızı taramaya başlayalım. Çekingen olmayalım ve müzik videosundaymışız gibi düşünelim. Popüler yıldızlar bunu hep yapıyor.
Biraz saç spreyi uygulayalım. Büyük güzel bir saç modelimiz oldu. Tamam, kesinlikle bu pratik bilgi işe yarıyor. Bazen eve geldiğimizde yorgun oluruz ve direkt koltuğa yatarız. Akşamları uyumak mı? Böyle rahatsız bir pozisyonda. Yarına gözlerimiz şişecek ve morarıcak. Ah, bu çok korkunç. Bu arada bir TikTok maske hilesi buldum. Hadi mucizevi maskeyi deneyelim. Yüzümüze jel bir maske uygulayalım. Gözlerimizin altına, burnumuzun kıvrımına ve kaşlarımızın üstüne. Sonra da rahatlayalım. Cildimiz canlı görünmeye başlayacak. Harika. Arkadaşımın başka bir sorunu var. Büyük annemden bir mesaj. Seni görmek için sabırsızlanıyorum tatlım. Ah hayır. Büyük annem dövmemi görmemeli. Merak etmeyin. Bu duruma uygun bir pratik bilgimiz var. Onu görünmeyecek şekilde gizleyelim. Biraz fondöten, mısır nişastası, karıştıralım. Dövmeye uygulayalım. Harika bir gizleme yöntemi. Hiçbir şey görünmüyor. Ah, bu harika. Sıradan makyajdan sıkıldım. Heyecanlı bir şey istiyorum. Peki ya göz makyajı için rujumu kullansam? Dayanıklı bir ruj alalım. Nazikçe fırçaya uygulayalım. Göz kalemi gibi çizelim. Renkli boyanın kurumasını bekleyelim. Şimdi de sonucu görelim. Bu çok güzel. Artık renkli göz kalemine ihtiyacımız yok. Bu arada dudak kalemiyle kırmızı bir makyaj da yapabiliriz. Şimdi de dudaklarımızı boyayalım. En az çabayla müthiş bir sonuç aldık. Yağmura yakalanmak her zaman can sıkıcıdır. Ah, olamaz. Saçlarım mahvoldu. Tüm çabalarım boşa gitti. Üzülmeyin. Hafif bir eşarp alalım. Bu şekilde başımıza koyalım. Islak saçlarımızı etrafında döndürelim. Tutam tutam yüzümüzden yukarı saralım. İki topuz yapalım. Eşarpın uçlarıyla bağlayalım. Biraz bekleyelim. Topuzu artık açabiliriz. Vay canına, şu kıvrımlara bakın. Yağmura yakalandığınız için mutlu değil misiniz? Bu sefer TikTok bizi hayal kırıklığına uğratmadı. Harika. Arkadaşımın güzel bir video pratik bilgisi var. Ameliyat olmadan burnumuzun şeklini bu şekilde değiştirebiliriz. Kontür çok önemlidir. İlk bakışta çok zor görünmüyor. Denemeye değer. Kahverengi kalemle bu şekilde dış hattını çizelim. Burun köprümüze çizgiler yapalım. Kapatıcının yardımıyla burnumuzun ucunu ve üst kısmını belirginleştirelim. Fırçayla karıştıralım. Bence oldu. Güzel burnumda bu hile işe yaradı. Ama bazen en beklenmedik konularda sorun çıkar. Bu da ne? Sivilce mi? Vampir olmadığından emin misin? Çok mor görünüyor. İğrenç. Tamam, bakalım makyaj çantasında ne var? Ne? Kırmızı ruj mu? Vampir ısırığınıza kan lekeleri eklemek ister misiniz? Gülmeyin. Sivilceye ruj ekleyelim. Fırçayla biraz fondöten uygulayalım. Rujun üstüyle karıştıralım. Sivilce nerede? Sihir gibi. Bu harika tavsiye için teşekkürler. Yay! Saçlarınız çok kabarık mı görünüyor? Çok tanıdık bir problem. İşte bunun çözümü. Dudak kremi ve fırça. Kabaran saçlarımıza dudak kremi uygulayalım. Düzeltelim. Fırçalayalım. Çok farklı oldu. Saçlarımız yumuşak ve düzgün görünüyor. Harika bir saç modelimiz oldu. Bir şeyler okumak için biraz karanlık. Işık işe yarıyor mu? Ah, olamaz. Ah, tamam. Ampul yanmış. Okumayı bırakmak istemiyorum. Bu arada ampulü masaj aleti olarak kullansak nasıl olur? Yüzümüze yumuşak dokunuşlar yapalım. Çok iyi hissettiriyor. Cildimiz teşekkür edecek.
popüler TikTok güzellik hileleri denemelerimizi sevdiniz mi? Öyleyse siz de bunlardan hangisini deneyeceksiniz yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Turum Turum'daki yeni videoları kaçırmazsınız.